kişisel hırs ve kaprislerin, yasakların ve baskıların değil, bilim ve kültürün üretildiği özgürlük alanlarıdır. Büyük beklenti ve umutlarla kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Serdar Bedi Omay'ın kişisel hesapları uğruna yaptığı uygulamalarla tam bir hayal kırıklığına dönüşmüştür. Üniversitenin kampüsünü, eğitim mekanlarını, sosyal tesislerini, çevre ve ağaçlarını, öğrencilerin servis, burs ve yurt ihtiyacını, personel ve akademisyenlerin çalışma huzur ve uyumlu hiçe sayan bir rektörün icraatlarıyla Mardin adeta cezalandırılmaktadır. Öyle ki, rektörün yönetimini desteklemeyen akademik ve idari personel, özlük haklarından mahrum bırakılmakta, sürgün edilmekte ve sudan sebeplerle haklarında soruşturmalar açılmaktadır. Bir kısım akademisyenlerin dersleri ellerinden alınmakta, sürgüne gönderilmekte, yıllık izinleri, araştırma izinleri verilmemekte ve odasından çıkartılarak itibarsızlaştırmaya çalışılmaktadır. Derle uğraşması gerektiğine dair eleştirilere kulak tıkayarak kendisini adeta la yüsel bir konumda görmektedir. 28 Şubat sürecinde YÖK yönetimi iş tehdit ve irtica değerlendirmesiyle tüm üniversitelerde büyük bir kıyım uygulamaktaydı. Bu kirli sürecin başlatılmasından 18 yıl sonra ise tamamen kişisel hesap ve kaprislerle Artuklu Üniversitesi'nde rektör tarafından akademik ve idari personel büyük cendereye sokulmaktadır. Tüm bunlara rağmen sorunların aşılabilmesi ve normalleşme ümidimizi muhafaza ederek üniversitemizin zarar görmemesi adına yapılan iyi niyetli girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine konuyu basın yoluyla kamuoyuna ve yetkililere ulaştırma gereğini duyduk.